Sevgili öğrencilerim, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanmış olan 6. sınıf beceri temelli sorulardan 3. ünitenin çözümüyle beraberiz. İlk sorumuz, evet, kuvvet ve hareket ünitemizin ilk sorusu. Bakalım ne demiş bize? Bir öğrenci şekildeki gibi ofis sandalyesine oturuyor. Ayaklarını duvara dayayıp, buraya şöyle dayamış ayaklarını, kuvvet uyguladığında sandalye ile birlikte geri gittiğini görüyor. Buna göre öğrencinin geriye doğru gitmesi aşağıdaki yargılardan hangisini ispatlar niteliktedir? Bakalım, kuvvetin bir büyüklüğü vardır. Şimdi kuvvetin özellikleri var. Evet, kuvvetin büyüklüğü, yönü, doğrultusu vardır. Ama burada bunu ispatlar nitelikte bir etkinlik yapılmamış. İkincisi, uygulanan kuvvet etkisini zıt yönde gösterir. Ben şimdi burada duvara doğru bir kuvvet ileri doğru değil, aslında kendimi de ne yapıyorum? Geriye doğru iteklemiş oluyorum ve yine geriye doğru gidiyorum. Ve bunu da yine ispatlamış oluyor muyum? Zıt yönde etkisini gösterir demiş. Hayır, bu da değil. Cansız cisimler tarafından da kuvvet uygulanabilir. Ben ne yaptım? Cansız bir cisme doğru kuvvet uyguladım ve geriye doğru gittim. Evet, cansız cisimler tarafından da kuvvet uygulanabilir. Bunu ne yapmış oldum? İspatlamış oldum. Kuvvet cisimlerinin hareket doğrultusunu da değiştirebilir demiş. Burada ben doğrultum değil, yine aynı yönde ne yaptım? Hareket etmiş oldum. Aynı doğrultuda hareket etmiş oldum. Doğrultum değişmedi. Bu durumda cevabımız hangi şık çıktı? Ceyhan oldu. İkinci sorumuz, K cismine bulunduğu sürtünmesiz yüzeyde etki eden kuvvetler aşağıdaki gibidir. K cismine etki eden bileşke kuvvetin büyüklüğünün 20 Newton olması için. Şimdi ilk başta ne yapacağım o zaman? Ben bileşke kuvveti hesaplayacağım. Ondan sonra demiş ki bana 20 Newton olması için diğerleriyle aynı doğrultuda dördüncü bir kuvvet daha uygulanıyor. Bu dördüncü kuvvet 1, 2, 3'ten hangisi olabilir diye sormuş. Tek tek bakalım ama önce bileşke kuvveti hesaplayalım. Ne yapıyorduk burada biz bileşke kuvveti hesaplarken? İlk başta okların yönüne bakıyorduk. İki tanesi batı yönlü. O yüzden bu ikisi aynı yöne doğru olduğu için topluyorum. Batı yönlü 10 Newton var. Doğu yönlü 25 var. Zıt olduğu için yönleri birbirinden çıkartıyorum. Şu an bileşke kuvveti ben doğu yönlü 25-10'dan kaç Newton hesapladım? 15 Newton buldum. Şimdi bileşke kuvvetin kaç olmasını istiyorum? 20 Newton olmasını istiyorum. Bana burada yönlerini vermemiş, sadece rakamları vermiş. O zaman ihtimallere bakalım. Elimde dördüncü bir kuvvet 5 Newton olursa bileşke kuvvetimi 20 Newton yapabilir miyim? Evet, yapabilirim. Şöyle kalem rengini değiştirdiğimde ben bu tarafa doğru 5 Newton daha eklersem 15 artı 5'ten bileşke kuvvetim 20 olur mu? Evet, olur. Bir doğru. İkincisine bakalım. 10 Newton. Şimdi 10 Newton ben şu şekilde doğu yönünde eklesem 15 artı 10 25 eder. 20 oldu mu? Olmadı. Ters yönlü, yani tam tersi batı yönlü eklesem 15'ten 10'u çıkarttım. 5 Newton etti. Yine 20 Newton olur mu? Olmaz. O zaman ikincisi benim için doğru değil. Üçüncüsüne bakalım. 35 Newton. Ben sağa doğru, yani daha doğrusu doğu yönünde 35 eklersem 45 Newton olur. Olmaz. Ama eğer ki batı yönünde 35 yazar isem, 35'ten 15'i çıkarttığımda bileşke kuvvetim, yani benim şu değerim 20 olur mu? Evet, olur. Bu durumda cevabım 1 ve 3'tür. Yani Ceyhan'dır. Diğer sorum, üçüncü sorum. Bir cismin sürtünmesiz ortamda eşit zaman aralıklarında aldığı yol yukarıdan aşağıya doğru sırasıyla verilen çizgilerle temsil edilmiştir. Şimdi ben şöyle bir kalemimi açayım. K zaman aralığı, L zaman aralığı ve M zaman aralığında bu cisme etki eden kuvvetlerin yönü hangisi gibi olabilir sorduğuna göre ilk başta bir yorum yapalım. Şurada ben ilk başta 30 metre yol almışım. K zaman aralığında da yine 30 metre yol almışım. Şimdi ben demek ki sabit süratli bir hareket yapıyorum ve dengelenmiş kuvvetlerin etkisi altındayım. Birinci aralığımda dengelenmiş kuvvetlerin etkisi altında olacağım. Şimdi B şıkkına baktığımda cisme bir kuvvet etki ediyor. Tek taraflı bir kuvvet var.
A şıkkında dengelenmiş kuvvetler etkisi altında, C şıkkına baktığımda K zaman aralığında yine bir kuvvet etkisi var. D şıkkına baktığımda cisme sağdan ya da soldan, yani doğudan ya da batıdan herhangi bir kuvvet etki etmediği için dengelenmiş kuvvetlerin etkisi altındadır diyebilirim. Diğerine baktım, L zaman aralığında. Şimdi öncesine bakıyorum, 15 metre yol almış, sonra 5 metre yol almış. O cisim ne yapmış? Yavaşlamış. Daha az yol almış. Yani dengelenmemiş kuvvetlerin etkisi altında. O zaman ben demek ki L zaman aralığında bu cisme ne etki ettiğini biliyorum. Bir kuvvetin etki ettiğini biliyorum. Şimdi A şıkkına baktığımda evet doğru bir kuvvet etki etmiş. Zaten B ile C'yi elemiştik. D şıkkına baktığımda da yine bir kuvvet etki etmiş. Evet olabilir mi? Olabilir. Cevabım hala A ya da D. M zaman aralığına bakayım. Cisim 5'miş aldığı, daha önceki aldığı yol 5 metreymiş, sonra 15 metre olmuş. Yani aslında hızlanmış. Yani bir kuvvet etkisi var. Dengelenmemiş kuvvetlerin etkisi var. O zaman ben M zaman aralığında da yine bir kuvvetin etki ettiğini biliyorum. Demek ki ben burada şu D şıkkında dengelenmişi göstermiş, hiçbir kuvvet etkisi yok. D şıkkı olamaz diyorum. A şıkkı olabilir diyorum. Çünkü bir kuvvet var. Burada yön çok önemli değil. Kafanızı büyük ihtimalle bu karıştırabilir. Yani birinde yavaşlamış bir kuvvet uygulandığında, birinde hızlanmış önemli değil. Bu kuvvet uygulandığında yavaşlamış olabilir. Bu kuvvet uygulandığında da ne olmuş olabilir? Hızlanmış olabilir. Çünkü dengelenmemiş kuvveti gösterdiği için K'da dengelenmiş bir kuvvet yok. L ve M zaman aralıklarında ise yavaşlama ya da hızlanma olduğu için bir dengelenmemiş kuvvetler etkisi olduğundan cevabımız Adana'dır diyorum. Evet, diğer sorum, dördüncü sorum. Şekildeki gibi duran bir cisme F1, F2 kuvvetleri uygulanıyor. Uygulanan kuvvetlerin etkisiyle cisim hareket etmeye başlıyor. Buna göre uygulanan kuvvetler ile ilgili aşağıdaki yapılarda, yargılardan hangisi doğrudur? Hemen ilk başta şuraya bakıyorum. F1'in mesafesine bakıyorum. F2'nin dinamometrede gösterdiği duruma baktığımda F2 büyüktür. Şöyle yapayım. F2 büyüktür. F1'den diyorum F1 kuvveti daha küçük. Buna göre hangisi doğrudur? Yönleri aynı. Yönleri aynı mı? Hayır, biri ne tarafa doğru? Doğuya doğru, biri batıya doğru çekmiş, yanlış. Doğrultular aynı mı? Evet, aynı doğrultuda. Doğrultular aynı. Yönleri zıt mı? Evet, yönleri zıt. Peki büyüklükleri eşit mi, farklı mı? Farklıdır. O yüzden cevabım Ceyhan'dır. Beşinci sorum. Bir öğrenci elindeki topu yukarı doğru atıyor. Top önce yükseliyor, en tepede anlık duruyor demiş. Burada biraz bir sevgili öğrencilerimiz, soruda sıkıntı var. Birazdan anlatırken anlayacaksınız. Anlık duruyor ve ardından aşağı düşüyor. Şimdi ne olmuş, yine de aşağı doğru bir hareket söz konusu. Buna göre AB noktaları arasında, B noktasında, BC noktaları arasında topun etkisi altında olduğu kuvvetlerle ilgili hangisi doğrudur? Şimdi AB arasında sonuç itibariyle ben bunu yukarı doğru gönderdiğimde giderek yavaşlayan bir etkisi olacak değil mi? Top giderek ilk başta hızlı, sonra yavaşlayacak. Dengelenmemiş bir kuvvet etkisi altında, bunu zaten biliyorum. Cevabım B ya da D olamaz. Devam. B de demiş ki anlık duruyor. Şimdi anlık duruyor çünkü yukarı doğru ben gönderdim, uyguladığım kuvvetin etkisiyle gönderdim. Ama sonuç itibariyle ne olacak? Tekrar hop aşağı doğru inecek. Şimdi aşağı doğru inmesinin sebebi burada. Niye burada durmuyor? Çünkü yer çekimi etkisi var. Fakat sevgili öğrencilerim, biz 6. sınıfta yer çekimi etkisini anlatmıyoruz. Daha doğrusu kütle ve ağırlık kavramını 7. sınıfta öğreneceksiniz. Yer çekiminin etkisini 7. sınıfta öğreneceksiniz. Bundan dolayı burada B noktasında bu anlık durdukta, yani durmuyor aslında. Hemen anında aşağı inmeye başlıyor. Burada yer çekiminin etkisi var. Yani aslında bu bölümde de dengelenmemiş kuvvetlerin etkisi altında olduğu için aşağı doğru hareket etmeye hemen devam ediyor. O yüzden biz B noktasında da ben diyorum ki dengelenmemiş kuvvetlerin etkisi altındadır. Zaten B'den C'ye doğru giderken de aşağıya doğru hızlı bir şekilde iniş gerçekleştirdiği için yine dengelenmemiş kuvvetlerin etkisi altındadır diyorum ve cevabım A diyorum. C diye karıştıranlarınız olabilir.
Çünkü burada B noktasında şuradaki ifade anlık duruyor ve ardından düşüyor ifadesi belki şurada dengelenmiş kuvvetler etkisinin altında olduğunu düşünmenize sebep olabilir. Ama dediğim gibi 7. sınıf müfredatında göreceksiniz. Eğer ki yer çekimi kuvveti etkisi olmasaydı o zaman bu burada tamamen dururdu. Ama durmuyor, ne yapıyor? Hemen anında aşağı doğru hareket ediyor yer çekiminin etkisiyle. O yüzden B noktasında da yine dengelenmemiş kuvvetlerin etkisi altındadır diyorum ve 6. soruya geçiyorum. 6. sorumuz halat yarışı yapan öğrencilerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş. Şimdi ilk başta halat yarışı olduğuna göre bir hesaplama yapmam gerekiyor. Evet, batı yönündeki kuvvetleri hesaplayalım. 20, 30, 40, 50. Batı yönündeki grubun toplam bileşke kuvveti 50 Newton. Peki doğu yönündekilere bakalım. 10, 20, 30, 40, 45. Yani ben doğu yönünde de kaç Newtonluk bir kuvvetle çekiyorum? 45 Newton ile çekiyorum. Şimdi bileşke kuvvet 5 Newton'dur. Evet, batıdan doğuyu çıkarttığımda 5 Newton'la hangi grup? Sol taraftaki grubumuz yener. Bileşke kuvvet 5 Newton'dur. Halat yarışında sol taraftaki grup kazanır. Evet, doğru. Dengeleyici kuvvet. Dengeleyici kuvvet ne demekti? Hadi bir tekrar edelim. Benim bileşke kuvvetimin zıt yönündeki aynı büyüklükteki kuvvetimdi. Dengeleyici kuvvet doğu yönünde 5 Newton mudur? Evet, çünkü bileşke kuvvetim batı yönünde 5 ise dengeleyici kuvvetim de doğu yönünde 5'tir. Bu da doğru bir bilgi. Halat dengelenmiş kuvvetlerin etkisi altındadır. Hayır, halat dengelenmemiş kuvvetlerin etkisi altındadır. Dengelenmiş olması için bileşke kuvvetin ne olması gerekiyordu sevgili öğrencilerim? Sıfır olması gerekiyordu. 7. sorumuz. Sürtünmesiz bir ortamda farklı kütlelerdeki, burası önemli, farklı kütlelerdeki, şöyle çizeyim altını, K ve L cisimleri 20 metre bölü saniyelik sabit süratle bir süre hareket ediyor. Ardından bu cisimlere aynı anda bir F kuvveti 4 saniye boyunca uygulanıyor. Şimdi zaten belirli bir süratle gidiyor her ikisi de ama kütleleri farklı, çok önemli ve ikisine de yine aynı kuvvet uygulanıyor. Bu süre sonunda cisimlerin konumları şekildeki gibi oluyor. Yani biri 112 metre ilerlemiş, biri 88 metre. Şimdi her ikisi de aynı süratle hareket ediyor, aynı kuvvet uygulanıyor ama gittikleri yer de aynı olmasına rağmen mesafeler farklı. Şimdi bunun sebebi nedir? Farklı kütlelerde olması. Demiş ki bana buna göre K cisminin L cisminden daha fazla yol almasının sebebi hangisiyle açıklanabilir? Tabii ki burada ben ne yaparım? Aynı kuvvetin etkisinde olan farklı kütlelerdeki cisimlerin farklı hızlanmasıdır derim. Cevabım ne çıkar? Adana çıkar. Evet, direkt burada soru kökünü dikkatli okuduğumuzda direkt cevaba ne yapabiliyoruz? Anlayabiliyoruz. 8. sorumuz K ve L cisimlerini etki eden 3 kuvvetten ikisi ve bu 3 kuvvetin bileşkesi aşağıda verilmiştir. Şimdi azıcık büyüteyim. Rahat sizler de görebilin. İşlemi de rahat yapabilelim. Şimdi bana ne demiş bir daha bakalım. K ve L cisimlerini etki eden 3 kuvvetten ikisini vermiş, bir de bileşke kuvveti vermiş. Şimdi ben burada neyi bilmiyorum? Üçüncü kuvveti bilmiyorum. Yine burada da yine aynı şekilde iki kuvveti biliyorum, bileşkeyi biliyorum ama üçüncü kuvveti bilmiyorum. Çünkü 3 kuvvetten ikisi demiş. Dikkatli okuyacağız soruyu. O zaman burada ben üçüncü kuvveti bulabilir miyim? Çok rahat bulabilirim. Demiş ki bana buna göre K ve L cisimlerini etken üçüncü kuvvetler yönü değiştirilmeden başka bir cisme uygulanırsa, o zaman ilk başta ne yapacağız? Üçüncü kuvvetleri bulacağız. Sonra yönü değiştirilmeden başka bir cisme uygulanırsa cismi dengelemek için gerekli olan kuvvetin büyüklüğü ne olur? Yani bileşke kuvvetin tersi yönündeki kuvveti hesaplayacağız. Şimdi ilk başta ben burada bakıyorum, oklara bakıyorum. 8 Newton, 5 Newton. 8'den 5'i çıkarttım. Kaç çıktı bu tarafa doğru? 3 Newton çıktı. Şimdi bileşke kuvvetin 7 olabilmesi için benim buradaki kuvvetimin yönümü ne yapmam lazım? Batı yönünde 10 Newton olarak hesaplamam lazım. Şimdi eğer burada 10 Newton varsa üçüncü bir kuvvet. Bileşke kuvveti 10'dan 3 çıkarttığımda 7 bulabildim mi?
Evet, buldum. Diğerine geldim. Şöyle kalemimi değiştireyim rengini. Siz daha rahat algılayın. Şimdi 9 burada. Okun yönüne bakıyorum batı, okun yönüne bakıyorum doğu. 9'dan 5'i çıkarttım. Kaç çıktı? 4 Newton. Şu an bu tarafa doğru, yani batı yönüne doğru 4 Newton'u görüyorum. Ama benim bileşke kuvvetim kaç? Doğu yönünde 4 Newton. Doğu yönünde 4 olabilmesi için demek ki üçüncü bir kuvvetim doğu yönünde 8 Newton'muş ki 8'den 4'ü çıkartmışım ve bileşke kuvveti ne yapmışım? 4 bulmuşum. Eğer burada kafanız karışıyorsa sevgili öğrencilerim, işlemleri yaparken aşama aşama, yani şurada bileşke kuvveti hiç düşünmeyin. Ben 9'dan 5'i çıkarttım 4. Ne yapmalıyım ki sağa doğru 4 olsun, doğu yönünde 4 olsun? Şimdi ilk başta bunu sıfırlayacağım. Bir burada bu tarafa doğru doğu yönünde 4 olması gerekiyor. Bir de bunu eklersem, artı 4 daha eklersem, 4 4 daha kaç etti? 8. Aynı şeyi burada da yapabiliriz. Şimdi benim ne yapmam gerekiyor? Batı yönünde 7 Newton yapmam gerekiyor. Bir kere ilk başta 3'ü ne yapmam gerekiyor? Nötrlemem gerekiyor. Bir kere bu tarafa doğru bir 3 olacak. Bir de artı ne olacak? 7 olacak. 3 7 daha ne yaptım yine? 10 Newton yönünü buldum. Şimdi bana soru kökünde dedi ki, bu üçüncü kuvvetleri alsam bir başka cisme uygulasam. Yani doğu yönünde 8'im var elimde. Bir de batı yönünde 10 Newton'um var. Ben bu ikisini uygulasam dedi. Ve bu cisme uygulanan bileşke kuvveti dengelemek için ne kadar bir kuvvet uygulamalıyım ve yönü ne olur diye sordu. Şimdi ben burada R'yi, bileşke kuvveti nasıl buldum? Batı yönünde 10'dan 2'yi, 8'i çıkarttım. 2 Newton buldum. Şimdi bu benim neyim? R, yani bileşke kuvvetim. Fakat benden istediği ne? Bileşke kuvveti dengeleyici kuvvet. Dengelemek için ben ne yapıyordum? Tam tersi yönde kuvvet uygulayacaktım. Tam tersi yön neresi oluyor? Doğu yönü oluyor. Doğu yönü 2 Newton ve cevabım bu durumda Bursa olur. Evet, 9. sorum. Görselde verilen kuvvetlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş bana. En büyük kuvvet kuzey-güney doğrultusundadır. Şöyle kalemimi açayım. Evet, şimdi en büyük kuvvet kuzey-güney doğrultusunda mıdır? Bakalım. Kuzey, güney doğrultusunda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Evet, buradaki kuvvetimin büyüklüğü 7 birim. 7'den daha fazla olmadığı için benim için bu doğru mudur? Doğrudur. Çünkü burada 1, 2, 3, 4, 5. Şöyle yazayım üstüne. Burada 1, 2, 3, 4. Burada 3 birim. Burada da yine 4 birim olduğunu görüyorum. D'nin de yine 4 birim, yani 4 Newton diye ifade edebiliriz, olduğunu görüyorum. E ve D kuvvetinin bileşkesi doğu yönündedir. Şimdi E'ye baktım, D'ye baktım. 5'ten 4'ü çıkarttım. 1 Newton ve ne tarafa doğru? Evet, batı yönünde olduğunu görüyorum. Yanlışı bulduk mu? Bulduk. E ve D kuvvetin bileşkesi doğu yönünde değil, batı yönündedir. O yüzden cevap Bursa. Yine de bakalım. A ve D kuvvetlerinin büyüklüğü ve yönleri aynıdır. A'ya bakıyorum. Evet, doğu yönünde 4 Newton. D'ye bakıyorum. Doğu yönünde 4 Newton. Evet, doğru mu? Doğru. C ve F kuvvetinin bileşkesi. C'ye baktım, F'ye baktım. Bileşkesi demiş. Bileşkesine baktığımda güney yönünde 1 Newton olur. C kuvvetine zıt yöndedir demiş. Evet, doğru. C kuzey yönlü ama bileşke kuvvet güney yönlü, zıt yöndedir. O yüzden yanlış olan cevabım Bursa çıktı. 10. sorumuz. Bir cisme uygulanan bileşik kuvvet sıfır ise cisim ya durur ya da sabit süratle hareket eder. Özdeş dört cismin sürati ve bu cisimleri etki eden kuvvetler şekillerde verilmiştir. Buna göre cisimlere ilişkin yapılan aşağıdaki yorumlardan hangisi kesinlikle doğrudur? Kesinlikle dediği zaman ne yapacağız? Çok daha dikkatli okuyacağız sorumuzu. Şimdi dördüncü cisim hızlanan hareket yapar mı bakalım. Ben burada cismin süratinin 20 metre bölü saniye olduğunu görüyorum. Cismin hareketine,
Bakın hareketine zıt yönlü bir kuvvet uygulanmış. Şimdi hızlanan bir hareket yapar mı? Tam tersi yavaşlayan bir hareket yapma ihtimali çok daha yüksek. O yüzden A yanlış. Birinci cisim dengelenmiş kuvvetlerin etkisi altındadır. Bakıyorum şimdi sürati 10 metre bölü saniye. Ben bakıyorum birinci cisme. Yine hareketiyle aynı yönde bir kuvvet uygulanmış, dengelenmiştir diyemem. Bir tane de şu şekilde bir 10 Newton olsaydı o zaman ancak dengelenmiş derdim. B şıkkı da yanlış oldu. Üçüncü cisim kuvvetlerin etkisinde durmaya devam eder demişim. Üçüncü cisme bakıyorum 0 metre bölü saniye, yani duruyor. Ve iki tane kuvvetim var, ikisinin büyüklüğü de aynı, yönleri zıt. O zaman bu cisim dengelenmiş kuvvetlerin etkisi altındadır derim. Ondan onu çıkarttım. Bileşke kuvveti sıfır ve kesinlikle durmaya devam eder. Yani cevabım Ceyhan. Yine de ikiye bakalım. İkinci cisme etki eden kuvvetlerden biri 20 Newton olursa cisim hızlanan hareket yapar demiş. Şimdi ben baktığımda şuradakilerden şunu 20 Newton yaparsam hareketine zıt yönlü olduğu için bileşke kuvvet bu tarafa doğru 10 Newton çıkacağı için hızlanan değil yavaşlayan hareket yapabilir. Evet, belki şu 20 Newton olduğunda, yani buradaki kuvvetimin büyüklüğü 20 Newton olduğunda hızlanan hareket yapabilir ama kesinlikle doğrudur dediği için burada iki tane F var. Hangisini 20 Newton yapacağım belirtilmediği için ben burada D şıkkını kesinlikle doğrudur diyemem. Cevabımız ne çıktı? Ceyhan çıktı. 11. sorumuz kuvvetin büyüklüklerini vermiş ve bana demiş ki burada grafikte verilen kuvvetler aşağıdakilerden hangisindeki gibi uygulanırsa bileşke kuvvet en küçük değerini alır demiş. Bakalım ilk başta üzerine yazalım. F1 kaçmış? 6 imiş. Hemen F1'leri 6 olarak üzerine şöyle bir yazıyorum. F1'leri 6, rahat hesap yapabilelim. Evet, şöyle yazdım. F2'lere bakıyorum. 10 Newton. F2 10 Newton. Hemen üzerine yazıyorum. F2 10 Newton. Ve F3'e baktığımda da 4 Newton. Ben burada F3'leri de 4 olarak yazdım. Şimdi ne yapacağım? İşlem yapacağım. Bana dediği bileşke kuvvetin en küçük değerini bul demiş. Şimdi oklara bakarak işlem yapacağım. Yani batı yönlüleri ve doğu yönleri bulup birbirlerinden çıkartacağım ya da toplayacağım. Aynı yönlü olanları toplayacağım, zıt yönlü olanları da çıkartacağım. Şimdi aynı yönlü 4 ve 6 var. Yani bu tarafa doğru benim doğu yönümde 10 Newton var. Batı yönümde 10 Newton var. Ondan onu çıkarttım. 0 çıktı. Bileşke kuvvetinin en küçük değeri olduğu için 0, 0'dan daha da küçük bir değer olamayacağı için cevabımızı direkt bulduk. Adana. Yine de diğerlerini yapalım. Sizler de görün. Aynı yönlü olanları topladım. 16, 4'ü çıkarttım. Kaç çıktı? 12 Newton çıktı. Evet, gayet de büyük bir değer. Diğerine baktım. Aynı yönlü olanları topladım. 10 ve 4'ü topladım. 14, 6'yı zıt yönlü olduğu için çıkarttım. 8 Newton yine ne oldu? Büyük bir değer, sıfırdan büyük bir değer doğal olarak. Diğerine baktım, 10 ile 4'ü topladım. Yine 14, 6'yı çıkarttım. 8 Newton, o yüzden bu da yine yanlış cevabımız oldu. En küçüğü sorduğu için cevabımız nedir? Adana'dır. 12. sorum cismin hareket yönünü göstermiş. Bana demiş ki başlangıçta hareketli olan K cismine birinci zemin boyunca 4 Newton'luk kuvvet uygulanıyor. Cisim ikinci zemine geldiğinde bu kuvvete ters yönde ve eşit büyüklükte bir kuvvet daha etki ediyor. Buna göre 1 ve 2. zeminde K cisminin süratindeki değişim hangisinde doğru olarak verilmiştir? Şimdi ben burada bir kere neye dikkat edeceğim? Burada cismin 4 Newton'luk bir kuvvetle şimdi cisim hareket ediyor. Artı 4 Newton'luk bir kuvvet uygulanıyor. Böyle bir kuvvet uygulandığında cismin hızı ne yapar? Kesinlikle artar. Bunu biliyorum. İkincisi, hareket ederken, cisim hareket ederken zıt yönlü bir kuvvet daha ve aynı büyüklükte bir kuvvet daha etki etmiş. Ben biliyorum ki sabit süratle hareket eden bir cisme her ikisinin de bileşkesi sıfır olacak şekilde bir kuvvet eklersem, yani büyüklükleri aynı ama yönleri birbirine zıt,
aynı doğrultuda kuvvetler eklediğimde bileşke kuvvet sıfır olursa bu cismin sürati ne yapmaz? Değişmez. Sabit süratle hareketine devam eder. O yüzden değişmezi işaretliyorum. Cevap nedir? Denizlidir. Dengelenmiş kuvvetler etkisindeki bir cisim ya duruyordur ya da sabit süratle hareketine devam ediyordur. Bunu da burada tekrar etmiş olalım. Sizler de unutmayın, cevap denizde çıktı. 13. sorumuz, sürtünmelerin ihmal edildiği bir ortamda kahvele cisimleri üzerine kuvvetler şekildeki gibi etki etmektedir demiş. Cisimleri etki eden kuvvetler ile ilgili hangisi söylenebilir? Şimdi burada zaten bir hesaplama bakalım yapalım. Doğrultuları farklı olan K cisminde kuvvetler var ve 5 Newton kuzey ve güney yönlü olduğu için her ikisi de birbirini götürdü. Kuzey-güney yönünde bir hareketi olamaz. Diğerine bakalım, doğu-batıya bakalım. 20, 15 daha 35, 6 çıkarttım. 29 Newton çıktı. Bileşke kuvvetim kaç çıktı? 29 Newton ve doğu yönlü. Diğerine baktım, 6 Newton, 4 Newton, yine doğu yönlü 2 Newton çıktı. Şimdi L cismi dengelenmiş kuvvetlerin etkisindedir. Bir kere eğer bileşke kuvvet sıfırdan büyükse, sıfır değilse dengelenmiş kuvvetlerin etkisi altında olamaz. O yüzden yanlış. K ve L cismine uygulanan kuvvetler aynı doğrultudadır. Hayır, K'da farklı doğrultularda uygulanan kuvvetlerim var. Yanlış. K cismini etki eden bileşke kuvvet daha büyük bir değere sahiptir. Evet, doğru. 29 Newton olarak bulduk. Cevabımız Ceyhan. Yine de bakalım, K ve L cisminin dengeleyici kuvvetlerin büyüklükleri birbirine eşittir. Hayır, bunun dengeleyici kuvveti 2'dir. Bileşke kuvvete zıt yönlüdür. Bunun dengeleyici kuvveti de 29'dur. Yine bileşke kuvvete zıt yönlüdür. Evet. 14. sorumuz. Demiş ki, hava direncinin olduğu bir ortamda serbest bırakılan cisimlere hava molekülleri bir direnç kuvveti uygular. Cismin hızı arttıkça havanın uyguladığı direnç kuvveti de artar ve öyle bir an gelir ki havanın uyguladığı direnç kuvveti cismin ağırlığına eşit olur. Yani benim cismim şu an bir paraşütle atlayan kişiyi görüyoruz. Şimdi demiş ki bana, hava direnci öyle bir büyüklüğe ulaşır ki cismin ağırlığıyla birlikte ikisi birbirini ne yapar? Dengeler. Bu durumda cismin üzerindeki net kuvvet sıfır olduğundan cisim sabit hızla hareket etmeye başlar. Ve bu hıza da limit hız denir. Eğitimli bir paraşütçü uçaktan serbest atlayış yapıyor. Bir süre hızı artan paraşütçü limit hıza ulaşıyor. Yani ağırlığı hava direncine eşit olduğu zaman limit hızdı. Burada zaten tanımını vermiş. Ağırlığı 700 Newton olan paraşütçü ile ilgili hangileri doğrudur demiş. Hızının arttığı zaman diliminde hava sürtünmesi 700'den küçüktür. 700 Newton'dan küçüktür. Evet. Ne dedi? Öyle bir an gelir ki dedi, cismin hızı arttıkça hava direnci de giderek artar dedi. O zaman ilk başta cismin hızının, yani paraşütçünün hızı artarken henüz daha ağırlığına eşit değil, 700 Newton'dan küçüktür. Doğru. 2. Limit hıza ulaştığında, burada ne dedi limit hız için? Ağırlığıyla, yani net kuvvetin sıfır olduğu durum, yani ağırlığıyla hava direncinin birbirine eşit olduğu durum. Limit hıza ulaştığında hava sürtünmesi 700 Newton'dur. Evet, doğru. Limit hız süresince dengelenmiş kuvvetlerin etkisindedir. Evet, net kuvvet sıfırdır. Limit hızda ve dengelenmiş kuvvetlerin etkisi altındadır. Cevap 1, 2, 3'tür. Cevabımız Denizli. 15. sorum. Hareket yönleri verilen sabit süratli araçlara daha sonra etki eden kuvvetler şekilde verilmiş. Şimdi hareket yönlerini vermiş ve cisimlere etki eden kuvvetleri vermiş. Buna göre kuvvetlerin etki ettiği ilk durumda araçların süratlerindeki değişim hangisindeki gibi söylenebilir? Ne yapmalıyız yani biz burada 15. soruda? Bileşke kuvveti hesaplayacağız ve buna göre de cisimlerin hızlarının, süratlerinin azalıp azalmayacağını, artacak mı, buna göre yorum yapacağız. Şimdi bakıyorum, ben hareket yönüne baktım. 6 Newton, 8 Newton, 8'den 6'yı çıkarttım. Zıt yönlü neyi buldum? 2 Newton'u buldum. Devam ettim. Birinci cismimle ilgili hemen yorumumu yapayım. P aracı ile ilgili hareket yönüne zıt yönlü bir kuvvet
olduğu için 2 Newton hızın ne olur? Azalır. Yani cevap A olamaz, C olamaz. İkincisine baktım. 6, 4, 10 eder. 2 Newton, 10'dan 8 Newton. 10'dan 8'i çıkarttım. 2 Newton. Hareket yönüme bakıyorum. Hareket yönümle aynı yönlü olduğu için hızlanır mıyım? Hızım artar. Cevap hala Bursa ya da Denizli. Diğerine baktım. Şimdi yönlerine bakıyorum okların. 3 Newton ve 5 Newton sola doğru, yani batı yönünde 8 var. 2 Newton, 6 Newton doğu yönünde de 8 var. 8, 8 birbirini ne yaptı? Sıfırladı. Şimdi sıfır olduğu için bu cismin hareketi sabit süratli olarak devam eder. Hızı değişmez. Bu durumda cevabım Denizli'dir. Evet, diğer soruya geçtim. 16. sorum. Dorsal bir yolda hareket etmekte olan K ve L araçların aldıkları yolların zamana bağlı değişimi tabloda verilmiştir. Buna göre araçlarla ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Şimdi bana yol ve zaman verdiğine göre süratlerini çok rahat ne yapabilirim? Hesaplayabilirim. Sürat eşittir alınan yol bölü geçen zaman olduğuna göre buradaki süratim 24, buradaki ise 24 bölü 2'den 12. Şöyle bir bakalım, 48 bölü 4'te 12, 72 bölü 6 12, 96 bölü 8 12, 120 bölü 10 12. Yani sabit süratle hareketine devam etmiş. Diğerine baktığımda 48 bölü 2, 72 bölü 3, 96 bölü 4, 120 bölü 5 hepsi nedir? Yine 24'tür. Yani sabit bütün zaman aralıklarında sabit süratle hareketine devam etmiş. L aracının sürati kaç? 12. K aracının süratinden fazla mıdır? Hayır, yanlış. 1 yanlış. 2'ye baktık. K aracının 1 saniyede aldığı yolu. Evet, 1 saniyede aldığı yolu. L aracı 2 saniyede almıştır. Evet, doğru mu? Doğru. K ve L araçları sabit süratle hareket yapmıştır. Evet, burada hepimiz böldüğümüz, yani bütün aşamaları böldüğümde hep 24. Burada da süratinin 12 olduğunu görüyorum. Sabit süratle hareket yapmışlardır diyorum. Cevabım Ceyhan'dır. 17. sorum. 100 metrelik bir parkurda sabit süratle koşu yarışı yapan Mert, Cenk ve Efe'nin süratleri aşağıdaki gibidir. Buna göre sporcuların parkuru bitirme süreleri, hemen çizelim, bitirme süreleri arasındaki ilişki hangisindeki gibi doğru verilmiştir demiş. Şimdi ben baktığımda en süratli olanı kim görüyorum? Efe'yi. En yavaşı kim görüyorum? Yani saniyede alınan yola baktığımda sürati metre bölü saniye olarak vermiş. En hızlı Efe. Çok kısa sürecek. Süresi çok az. Ama Mert'e baktığımda saniyede 4 metreye yol alıyor. Yani sürati daha az. Sürati daha az olduğuna göre parkuru bitirme süresi de uzayacak. Mert'inki en uzun sürecek. Evet, şurası çok önemli. Bitirme süresini soruyor. Evet, süreyi sormasaydı, en hızlı hangisi bitirir deseydi Efe derdik. Ama burada süreyi soruyor, bitirme süresi en uzun sürecek Mert, en kısa sürecek de Efe olduğu için cevabım nedir? Adana'dır. 18. sorum. Evet, sabit süratle hareket eden PR ve S koşucularının pistte gösterilen konumlarından, şimdi bu konumlarından bitiş çizgisine ulaşma süreleri arasındaki ilişki şeklindedir. Şimdi bana ne yapmış? Şu son kısma gelme sürelerini göstermiş. Şimdi P'ninki çok uzun sürmüş. En uzun süren P, yani sürati en yavaş olan P uzun sürmüş. Ama R ile S'ye baktığımda burada şimdi arada mesafe var görüyorum ama ikisi de şu konumdayken aynı anda bitirmiş. Demek ki R daha süratliymiş. Bakın burası çok önemli. Şimdi R ve S'nin normalde S bitiş çizgisine çok daha yakın ama arkadan gelenle aynı sürede bitirmiş. Demek ki R'nin sürati S'den daha fazla. Yani süratlerini karşılaştırdığımda R büyüktür S desem olur mu? Evet, olur. Şöyle yazayım hatta, süratlerini karşılaştırdığımda R büyüktür S diyebilirim. En yavaş da P diyeceğiz. Şimdi baktığımda ben buna göre hangisi doğru olabilir demiş. Şimdi baktığımda süratlerinin R'nin büyüktür S olduğuna göre yorum yaptığımda burada R'nin süratinin daha az, S'nin süratinin daha büyük olduğunu görüyorum. Ne oldu burada?
Bir hata var, yanlış. C şıkkına bakalım. Şimdi burada aynı zaman diliminde şöyle yukarı doğru çıkarttığımda şöyle bir yukarı doğru çizgi çekiyorum. Sizlere tavsiyem. Şimdi aynı zaman diliminde alınan yola baktığımda en çok yol alan kim? S. En az yol alan kim? P, sonra R. Şimdi ben burada şuradaki grafikten süratlerini karşılaştırdığımda en süratlinin S, çünkü aynı zaman dilimde en çok yol alan S, en az yol alan da P diye görüyorum. Ama ben burada R'nin daha süratli, S'den daha süratli olduğunu bilmem gerektiği için cevabım ne de olamaz? Ceyhan'da olamaz. Devam ettim. Şuraya baktığımda ise ben en uzun, daha doğrusu şuraya şöyle baktığımda şu grafik olabilir mi diye baktığımda, çünkü olabilir dediği için şuradan bakalım, en son bu grafiğe geçeyim. Şimdi şuraya baktığımda da yine R'nin süratinin daha az, S'nin süratinin daha fazla olduğunu görüyorum. Grafiğim D olamaz. Cevap B çıktı ama yine yorum yapalım. Aynı zaman diliminde S'nin aldığı yola bakıyorum, R'nin aldığı yola bakıyorum. Hangisi daha çok yol almış, daha fazla yol almış? R daha fazla yol almış. Evet, o zaman R daha süratli, S daha az, sürati daha düşüktür derim ve cevap B'dir derim. Şimdi burada P'ye bakarak yorum yapmadık. Aslında burada bir sıkıntı var diyebiliriz. Çünkü P'nin bitiş çizgisine ulaşma süresi daha uzun sürmüş. Şöyle diyebiliriz, hani daha uzakta olduğu için bunun süratiyle ilgili bir yorum yapamayabilirim. Çünkü daha uzakta, yolu daha fazla, yani süreti daha fazla olabilir ama bitiş çizgisine mesafesi daha fazla olduğu için onunla ilgili bir yorum yapamayabilirim. Ama R ve S ile ilgili karşılaştırma olarak çok rahat yapabilirim. Sizlere tavsiyem, şöyle kalemin rengini değiştireyim, bir pratik yol göstereyim. Şimdi şu şekilde zamandan yukarı doğru çıktığımda ben yol çizgisine en yukarıda olanın aldığı yolun daha fazla olduğunu görüyorum. En aşağıdakinin de aldığı yolun daha az olduğunu görüyorum. O zaman şu grafiklerde ben yukarıdakinin, yol zaman grafiklerinde yukarıdakinin süratinin daha fazla, aşağı indikçe süratlerinin daha az olduğunu ne yapabilirim? Çok rahat bir şekilde anlayabilirim. Yani yol grafiğine yakın olanın sürati daha fazla, uzak olanın biraz daha süratinin düşük olduğunu şuradan bakarak da çok rahat ne yapabilirsiniz? Anlayabilirsiniz. Evet, cevabımız Bursa çıktı. 19. sorumuz. Azıcık küçülteyim şöyle. Birazcık şöyle yapayım. Daha rahat olur. Şekildeki gibi aynı anda yarışa başlayan, yani hepsi de aynı başlangıç çizgisinden başlayan 3 farklı araca ait yol zaman grafiği verilmiştir. Şimdi ben biraz önce daha yeni gösterdim sizlere sevgili öğrencilerim. Dedim ki şöyle bir çizgi çektiğimde ne yapıyorduk? Bu tarafa yakın olanın süratinin daha fazla olduğunu görüyorduk. Şimdi buna göre yarış başladıktan bir süre sonra arabaların konumları hangisindeki gibi olabilir? Şimdi aynı anda başlamışlar. Doğal olarak ben sürati fazla olan A'nın daha önde, sürati az olanın daha arkada olacağını bilirim. A'nın önde olduğu bir bu şık var, bir de B şıkkı var. Diğerleri zaten yanlış. Peki A'dan sonra kim olacak? B. En geride kim olacak? C. Çünkü süratleri aynı olmadığına göre B ve C'nin aynı mesafede olabilme ihtimali yok. Cevabım Bursa'dır. Fakat ben burada şunu çok daha yorum olarak düşünürseniz çocuklar, şöyle yapalım. Sevgili öğrencilerim, şimdi aynı zaman diliminde, C'nin aldığı yolun daha az, şöyle baktığımda A'nın aldığı yolun da grafikte daha fazla olduğunu görüyorum zaten. Yani şurada yorum yaparken şöyle bir dikme indirip ona göre de yorum yapabilirsiniz. Hem sürate göre düşünebilirsiniz, hangisinin süratli olduğuna göre düşünebilirsiniz. Hem de grafikte şöyle bir çizgi çekip, bakın aynı zaman diliminde C'nin aldığı yol daha aşağıda, A'nın aldığı yol daha yukarıda grafikte. O zaman A tabii ki daha önde, C biraz daha geride olmalı diyebiliriz. Evet, cevap Bursa çıktı. 20. sorumuz. Azıcık büyüteyim.
Demiş ki 3 farklı araca ait yol zaman grafiği şekildeki gibidir. Şimdi sürat eşittir alınan yol bölü geçen zaman idi. Bunu zaten biz ne yapıyoruz biliyoruz. Ben burada bu grafikte araçlarla ilgili yorum yapabilmek için ilk başta süratlerini bir hesaplayayım. Şimdi önce şu araçların numaralarını yazalım. Kırmızı ile gösterilen birinci aracım, mavi ile gösteren ikinci aracım, yeşil ile gösterilen üçüncü aracım. Şimdi ben ikinciye baktığımda, grafiğin şu en son noktasına baktığımda ne kadar sıfırdan başlamış 360 kilometre yol almış, ne kadar sürede 12 saatte. 360'ı 12'ye bölerek süratini ne yapabilirim? Çok rahat bir şekilde bulabilirim. Ben bu şekilde işlem yaptığımda yaklaşık 32,5 çıkıyor. Sevgili öğrencilerim, şimdi 360'ı 12'ye böldüğümde 32,5. Ha, bunu kesirli olarak da bırakabilirsiniz. Yani sadeleştirerek kesirli bir şekilde de bırakabilirsiniz. Direkt işlemi virgüllü şekilde de bulabilirsiniz. Birincisine bakıyorum. Burada da şöyle baktığımda 360 bölü 18 olarak da düşünebiliriz. Birinci grafiğe baktığımda. Ama burada dikkat etmem gereken şurası. Şimdi ben burada direkt 360 bölü 18 olarak düşünürsem hataya düşerim. Çünkü birinci araç için başlangıç kilometresini 120'den 360'a kadar diye işaretlemiş. O zaman 360'dan 120'yi çıkarttığımda kaç kilometre eder? 240 eder. 240'ı kaça böleceğim? Zamana baktığımda 0'dan 18'e kadar olduğu için 240'ı 18'e böldüğümde 13,3 çıkıyor. Aslında virgülü de bırakabilirdik, sadeleştirerek de yapabilirdik. Ama bu şekilde ben direkt böldüm. Sonucunu size söylüyorum. Küsura devirde çıkıyor hatta. Üçüncüye baktığımda yine 240. Şu noktanın kesişim noktasına bakıyorum. Sıfırdan başlamış 240 bölü 18. Yine bu da 240 bölü 18'den 13,3 çıkıyor. Şimdi ben burada ne yaptım? Şu kırmızı olan birinci aracın kilometresine dikkat ettim. Sıfırdan başlamadığını gördüm. 120'den 360'a doğru gittiğini gördüm. Yani 240 kilometrelik bir yol aldığını 18 saatte gördüm ve buna göre şimdi yorum yapacağım. Direkt hiç işlem, hani bölme işlemi yapmadan 360 bölü 12, 240 bölü 18, 240 bölü 18 sene, şu ikisinin zaten aynı olduğunu, 1 ve 3'ün aynı olduğunu görmüş oluyoruz. Şimdi tek tek okuyalım, hangisi yanlıştır bulalım. Üçüncü aracın sürati birinci aracın süratine eşittir demiş. 3 ve 1'e baktığımda evet her ikisi de 240 bölü 18'den 13,3 çıktı mı? Evet çıktı. A şıkkı doğru. Devam. 3 araç da sabit süratle hareket etmiştir. Şimdi doğrusal bir grafik olduğu için ben burada hesaplamalar yaptığımda yine bakın şurada mesela 240 bölü 8'den yine aynı sonuca ulaşabilirim. O yüzden doğrusal bir grafik olduğundan dolayı 3 aracın da sabit süratle hareket ettiğini görüyor muyum? Görüyorum, bir yavaşlama ya da bir durma söz konusu değil. Sabit süratle hareket etmiş. İkinci aracın sürati diğerlerinden daha fazla mı? Evet, 32,5. Yani 360 bölü 12'den doğru, daha fazla bir sürate sahip. Bu da doğru. Devam. Dördüncü saat sonunda en fazla yolu birinci araç almıştır demiş. Şimdi en fazla yolu dördüncü saat sonunda sürate en fazla olan alır. Şimdi her üç aracın süratine baktığımda hangisinin süratinin fazla olduğunu görüyorum? İkinci aracın süratinin daha fazla olduğunu görüyorum. Ama bana birinci araç almıştır demiş. Bu durumda nedir? Cevabım Denizli'dir. Evet sevgili öğrencilerim, soruların hepsini taradım. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın.